Hoş geldiniz. Bugün takım koçları ve danışmanları için gerçekleştirdiğimiz atölyelerin yedincisinde yine sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu akşam İstek Mersin Okullarından Tuğba Yetkin Akpınar öğretmenimiz ile Minik Bilim Kahramanları için proje geliştirme süreci atölyemizi gerçekleştireceğiz. Tuğba hocamız aynı zamanda derneğimizin gönüllülerinden diyebiliriz ve First programlarının deneyimli koçlarından birisi. Böyle bir atölye yapalım fikrimize destek olduğu için de ona çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu süreçteki katkıları için ve bu akşam için de çok teşekkürler tekrardan. Bu atölyedeki amacımız da Minik Bilim Kahramanları buluşuyor takımlarınız ile aslında festivallere hazırlanırken proje fikirlerinizi bulmada nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Nelere dikkat etmelisiniz? Biraz önerilerde bulunmak istiyoruz. Tuğba hocamız da bu doğrultuda sizlere bir sunum paylaşarak atölyeyi gerçekleştirecek. Herkes için verimli ve keyifli bir atölye olmasını umuyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederek Tuğba hocamıza sözü bırakıyorum ben. Teşekkür ederim Aylin'cim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Aylin de tanıdı, Tuğba Yetkin Akpınar, İstek Mersin Okulları'ndan katılıyorum. Uzun süredir de bu sürecin içerisindeyim. Hatta ilk kızımla beraber İzmir Fuarı'ndan başladık. İlk veli olarak katıldık. Daha sonrasında da fuar koordinatörlüğü, Mersin'de düzenlenen fuarların koordinatörlüğünde yer aldım ve süreci götürdük. Tabii her sene de bir ya da en az bir takım ya da iki takım çıkartıyoruz. Bu sene takım sayım da biraz fazla fazlalaştı. Üç oldu. Bir de belediye girdi Aylin'cim. Üç tane takım çalıştıracağım. Junior takımı inşallah güzel geçecek. Bugün biraz süreçten bahsedelim. Nasıl başlıyoruz sürece, proje bulma sürecine ve bu seneki temayla biraz da gidelim istiyorum. Mühendislik defterlerine takım çalışma kılavuzları belki gelen takımlarımız vardır. İncelemişsinizdir. Oradan biraz böyle küçük ipuçlarıyla bugünü bitirelim istiyorum. Şimdi ben sunumumu paylaşacağım. Onun üzerinden sohbet havasında da geçirebiliriz. Sorularla beraber ilerleyebiliriz sizlerle. Daha zevkli olur. Hem de heyecanımı bastırmış olurum. Teşekkür ederim. Başlıyorum. İlk başta klasik cümlemiz, işin içine proje girince tabii diyoruz ki proje nedir diyoruz. Proje nedir sizce? Bunu biraz daha böyle büyük takımlar değil de, FLL takımları değil de, junior takımlarını baz alarak düşünelim projenin anlamına. Ne yapıyoruz? İşte belirlenmiş bir süre içerisinde bir değişim yaratmayı hedefliyoruz. Ya da birbirleriyle ilişki amaç ve hedefleri olan çeşitli ürünler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Öyle değil mi? Projemizde ne olacak? Bir değişim yaratacağız. Amaç ve hedefi olacak ve sonrasında da bir ürün elde edeceğiz. Junior'daki sürecimiz bu şekilde. Peki bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle proje konumuza karar vermede. Sonrasında ne zamanlar çalışacağız? Nerelerde çalışacağız? Hangi aralıklarla çalışacağız? Bir zaman çatısı oluşturmamız gerekiyor. Bu süreç içerisinde hangi etkinlikleri planlayacağız? Bu projenin biraz daha pekişmesi için, araştırılması için hangi etkinlikleri planlayacağız? Tabii proje ilerledikçe her aşamada bir değerlendirme planı hazırlamamız gerekiyor. Daha sonrasında da projemizi başlatacağız. Ondan sonra bir tamamlama sürecimiz ve en sonunda da fuar günü geldiğinde de bu projemizi ne yapacağız? Sunma aşamasına gireceğiz. Biz en çok junior kısmında proje konusuna karar vermede böyle biraz büyük takımlarda biraz daha hızlı ilerliyor bu süreç ama küçük takımlarda bizim yol göstermemiz gereken bir süreç var. Biraz buralarda sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Peki ne yapıyoruz? Aslında hepimizin uyguladığı bir metot, 4E metodu dediğimiz bir metot. Lego derslerimizde yaptığımız bir uygulama. İlk başta ilişkilendiriyoruz. İlişkilendir ne demek? Öğrencilerin meraklarını uyandıracak motivasyonlarını tetiklememiz gerekecek. İlişkilendir aşaması çok önemlidir. Bu öğrencilere bu konuda, bu alanda başlangıç noktası olarak tamamen boş olmadıklarını hissettirerek kendi başarılarına inanmalarını sağlamaktır. Daha sonrasında inşa et kısmına geleceğiz. İnşa et kısmında da şöyle düşünelim.
vücudumuzu ve özellikle ellerimizi kullandığımızda beynin büyük bir kısmı aktif hale geliyor. İşte aslında en önemli öğrenme kısmı da burası oluyor. Çocuklar ilişkilendirme kısmında deneyimledikleri ya da düşündükleri şeyleri inşa et kısmına geldiklerinde pekiştiriyorlar. Aslında bir pekiştireç gibi düşünelim. İrdele kısmı ise işte burada bu aşamada biz kilit bir rol oynuyoruz. Ne yapıyoruz? Öğrencilere inşa aşamasında deneyimledikleri üzerine düşünme fırsatı veriyoruz. İnşa ederken ve deney yaparken neyi inşa ettiklerini ve neyi gözlemlediklerini düşündükleri bir süreç burası da. Bizim koçlar ve danışmanlar olarak kilit rol oynadığımız nokta aslında burası oluyor. Burayı biraz sonra biraz daha yapacağız. İrdeleyeceğiz diyelim. Daha sonrasında da ilerle kısmı inşa ediyor, irdeliyor ve burada kazandığı bilgi ve becerileri devreye soktuğu bir süreç ilerle kısmı da. Şimdi irdele kısmında ne yapıyoruz? Sorular soruyoruz. Aslında çocukların sorduğu soruya soruyla yanıt verirsek proje kısmında biraz daha hızlı ilerlemiş oluyoruz. Açık uçlu soru dediğimiz sorular var ya, işte onlardan gidiyoruz aslında. Biz öğrenciye ne diyoruz Legolarda? 2 artı 2 eşittir 4 kısmı, yani sonucun net belli olan bir soru sormuyoruz. Diyoruz ki 4 eşittir nedir tarzında. Ve çocuklardan nasıl yorumlar alıyoruz? Birisi diyor ki 1 artı 3, diğeri diyor ki 3 artı 1, 8 bölü 2. İşte bazısı çok ilginç yanıtlar verebiliyor. Diyor ki masanın ayak sayısı ya da evdeki evcil hayvanımın pati sayısı tarzında. Hedef 4 mü? Hedef 4. Çocuğun neye gitmesini amaçlıyoruz? Biz 4'e gitmesini amaçlıyoruz. İşte bu süreçte çocuğun verdiği yanıtlar çok farklı oluyor. Soruya soruyla yanıt vererek de bu süreci biraz daha hızlandırıyoruz. Bu sene kitaplarımızda bu irdele, şöyle buraya döneyim tekrardan, 4 iyi metodunu Junior'a uyarladıkları zaman da keşfet, inşa et, test et ve paylaş kısmı. İşte bu döngü bizim asıl üzerinde durmamız gereken. Çocuklar önce irdele kısmı keşfet olacak, inşa et, öğrendiklerini tasarlayacaklar. Daha sonrasında irdele kısmı test et ve daha sonrasında ne yapacaklar? Öncelikle takım arkadaşlarıyla, sonrasında sınıf arkadaşları, daha sonrasında okul olabilir, daha sonrasında da uzmanlarla paylaşıp projelerini biraz daha geliştirecekler. Peki bu aşamada şimdi biz şeye dönelim, bu seneki temaya dönelim. Geçmiş senelerde aslında mühendislik defterlerinde proje konusunda biraz daha böyle açıklayıcı ve yönlendirici şeyler, bilgiler vardı. Bu seneki şeyde mühendislik defterinde biraz daha böyle Lego üzerine, robotik üzerine ilerleyen bir mühendislik defterimiz var. Biz burada biraz projeye yönelelim. Neler yapabiliriz? Nerelere odaklanabiliriz? Ona bakalım. Şimdi 3 takımım var bu sene. 2 takımda daha çalışmaya başlamadım ama bir takımla çalışmaya başladım. İlk aşamada şöyle sorular soruyorum ben onlara. Hareket, kalp atış hızı, aktivite olarak düşünelim. Bunlara 3 ayrı soruyla çocukların kafasında bir şeyler elde etmeye çalışıyorum. Hareket nedir? Kalp atışı nedir? Aktivite nedir? Ne zaman, nerede? Bizim kilit sorularımız aslında, benim diyelim artık, bizim takımımızın, danışmanlarımız ve koçlarımızın diyeyim. Kilit sorularımız. Anlamlarını öğrendikten sonra hareketi ne zaman yapıyorsun? Ne zaman kalp atış hızın artar ya da azalır? Ne zaman aktivite yaparsın? Nerede hareket edersin? Nerede kalp atış hızın artar? Nerede aktivite yaparsın? Çocuklara öncelikle bunları bir kelime anlamlarından giderek süreci başlatabiliriz. Biraz araştırmaya sevk etmemiz gerekiyor. Yani şunu kesinlikle unutmamalıyız. Junior takımlarında öğrencilerimize araştırmanın keyfini keşfetmeyi öğretiyoruz aslında. Araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini, araştırma yaparken buldukları verileri nasıl değerlendireceklerini ve sonrasında araştırmalarını net ve anlaşılır bir şekilde nasıl sunabileceklerini öğretiyoruz aslında. Araştırma yaparken şunu da kesinlikle unutmayın, bir takım olduklarını unutmamaları gerekiyor. Normalde büyük takımlarda işte bir görev dağılımı yapıyoruz.
İşte proje takımı oluyor. Ondan sonra teknik ekip oluyor. Bu şekilde bölümleri ayırabiliyoruz. Ama Junior'da bölümleri ayırmak öğrenciler arasında biraz sıkıntı yaratıyor. Proje, hepsi projeye aktif bir şekilde ilerlemeli. O araştırmaları yapmalılar. Biz takımlarımıza şunu yapıyoruz. Haftanın bir günü normal süreçte tabii biz böyle yapıyorduk. Cuma günü son 2 saatimizi ayırıyoruz. İlk saatimizi proje üzerine araştırdıkları, öğrendikleri, yeni öğrendikleri bilgileri paylaşım saati olarak belirliyoruz. İkinci saatte daha çok işte robotik üzerine ilerliyoruz. Her hafta ne oluyor? O araştırma saatinde mutlaka yeni bir bilgiyle geliyorlar. Ve şunu da söylüyoruz aslında çocuklara, diyoruz ki biz koç olarak, öğretmen olarak şu anda sizin temanızla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Biz de sizlerle beraber bu süreci yönetiyoruz, öğreniyoruz aslında. Siz öğrendiklerinizi bize aktarın, beraber soru sorarak geliştirelim bu projeyi diyoruz. Ve bu sürece bu şekilde başlıyoruz. Aslında soru sormak en güzel, doğru soruyu bularak, sorarak aslında öğrencileri o yöne doğru ilerletmek en önemli şeylerden biri. Peki bu süreçte başka neler yapabiliriz? Bu seneki temamız oyun kurucular. Ne yapacaklar? Bir oyun tasarlama da değil aslında. Onu tam açmak gerekirse Aylin, o konuda desteğini isteyeceğim senden. Evet hocam. Oyun kurucular, çocuklar oyun oynayabilecekleri alanları keşfedecekler aslında bu aşamada. Öyle değil mi Aylin? Evet, bir de biraz daha gündelik hayatta da aslında hareketin ve sporun tüm herkese erişilebilir o hale gelmesine yönelik de projeler gerçekleştirecekler. İşte en basitinden oyun parklarına gittiklerinde yine hani herkesi dahil edebilecekleri, gençleri, yaşlıları ve de engelli bireyleri de dahil edebilecekleri hareket alanları yaratmak üzerine projeler gerçekleştirebilirler. Projeler gerçekleştir. Şimdi o kelime anlamlarını öğrendikten sonra öğrencileri biraz daha araştırmaya yönlendiriyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Hareket edecekleri ya da oyun oynayabilecekleri farklı alanlar keşfetmelerini istiyoruz çevrelerinde. Bunu da şöyle yapabilirsiniz öğrencilere görev dağılımı olarak. Bu alanların fotoğraflarını çekmelerini isteyebilirsiniz. Daha sonrasında tabii süreci online bir şekilde yürüteceğimiz için İnşallah yüz yüze başlarız ve sürecimiz daha hızlı ve daha verimli olur. Ama online bir şekilde de yürütürsek bazı Web 2.0 araçlarını kullanarak da paylaşım klasörleri, paylaşım dosyaları yapabiliriz. Mesela Google Slide'larda eğer Google'ı kullanıyorsanız aktif bir şekilde Slide'larda işte belirli sayfalara belirli öğrencileri atayıp onları o fotoğrafları oraya eklemelerini, yazıları oraya eklemelerini sağlayabilirsiniz. Peki bu topladıkları fotoğraflar ya da bilgiler daha sonra nerede çok işimize yarayacak? Anlat bana posteri hazırlarken hazır bir bilgimiz olacak. Buradan edindiğimiz fotoğraflar ve daha sonrasında da neye yönlendireceğiz çocuklarımızı? Spora. Peki sporda yaptıkları ya da yapmak istedikleri spor dalları neler çocuklarımızın? Bunları araştırmalarını isteyeceğiz. Yine bunları bir paylaşım klasöründe toparlayabilirsiniz. Beraber hepsi birbirinin spor dallarını öğrenebilirler, yapmak istediklerini öğrenebilirler. Ve hatta burada şöyle bir şey de yapmayı planlıyoruz. Bir Google Form oluşturup, bir anket tarzında bir şey oluşturup, çevrelerindeki tanıdıklarına gönderip, işte en çok hangi sporu yapmak istiyorlar tarzında bir anket de oluşturmayı planlıyoruz biz takım olarak. Daha sonrasında meslekleri tanıyalım. İşte burada en çok zevk aldıkları aslında çok soru sordukları bölümlerden biri de burası, meslekler. Önce kelime anlamını sorarak başlayabilirsiniz. Meslek nedir diyerekten. Daha sonrasında da proje kapsamında hangi meslek dallarına başvurmalıyızla süreci ilerletebilirsiniz. Burada takım olarak geçmiş senelerde biz şunu da yapıyoruz. Meslek dallarını öğrendikçe çocuklar şunu söylüyorlar. Aa işte
Geçen seneki temadan işte inşaat mühendisi, benim babamın arkadaşı inşaat mühendisi, mimar işte annemin arkadaşı, işte benim babam elektrik mühendisi tarzında böyle mühendisleri de meslekleri de arkadaşlarına anlatıyorlar ve onlara randevu alarak online ortamda buluşturabiliyoruz. O süreci de kendilerinin yönetmesi hem daha zevkli oluyor, hem sorularını kendileri hazırlıyorlar, daha sonrasında da projelerini biraz daha ilerletebiliyorlar. Biliyorlar. Hatta o sunum esnasında da moderatörlüğü tamamen o öğrenciye vermek süreci biraz daha renkli hale getiriyor. Peki uzmanlara danışalım buldular, meslekleri tanıdılar, o uzmanlarla toplanacaklar, buluşacaklar, sorular soracaklar. İşte asıl en güzel kısmı burası. Online ortamda bir araya geldiklerinde hepsi bir şey soruyorlar ve projelerinde bir sonraki buluşmada da şu oluyor. Aa bak bunu demişti, bu amca bunu demişti, burayı bu şekilde değiştirebiliriz tarzında projelerinde yeni değişikliklere de yol açıyor. Bu uzmanlara danışalım kısmı da en keyif aldıkları bölümlerden bir tanesi. Bu da. Geçmiş senelerden fotoğraflarımız var. Çocuklarla daha sık bir araya geliyorduk tabii burada biz. İşte panolarını düzenliyorlar, küçük küçük hediyelikler yapıyorlardı. Daha sonrasında da legolarını inşa ediyorlardı. Bir de şuna da çok zevk alıyorlar. Diğer takımlarla buluşmak, diğer takımların projelerini dinlemek, onlara soru sormak biraz daha o projelerinin gelişmesinde büyük büyük katkı sağlıyor. Duyarlı profesyonellik diyoruz, değil mi buna da? Evet. Yine biraz daha fotoğraflardan şöyle göstereyim. Takımların okula gelmesi ya da online bir şekilde görüşmeleri büyük keyif veriyor onlara da. Peki online süreçte hangi programları kullanabiliriz? Geçen sene kullandığımız Canva var. Canva'da çok güzel tasarımlar yapıyorlar. Hatta afiş yapıyorlar. Bu afişleri işte kendi gruplarında, öğrenci gruplarında olsun, veli gruplarında veliler de paylaşıyor. Beraber bir panomuz var. Burada da Padlet. Padlet'te de fotoğraflarla, yazılarla kendilerinin bir panolarını oluşturuyorlar, takım panolarını oluşturuyorlar. Sunum aşamasında da PowerPoint'i evet kullanıyorlar. Prezi de biraz ilgilerini çekiyor. Biraz daha böyle görselliği fazla olan bir uygulamamız. En çok kullandığımız uygulamalardan da Google'un uygulamalarını kullanıyoruz. Google Slide'ı kullanıyoruz. Classroom'da sınıf açtığımızda sınıf duvarında bir şey paylaşmak onlar için çok keyifli. Google Forms anket hazırlamaları. Jamboard'da da yine ortak bir alanda, ortak bir sayfa üzerinde tüm fikirlerini paylaşabiliyorlar. Şimdi sizlerle daha çok soru cevap tarzında ilerlersek, daha böyle proje kapsamında fikir alışverişi yaparsak biraz daha hızlı ilerleyebiliriz diyorum. Ekran paylaşımını alayım mı Aylin'cim? Herkesi Nasıl görelim. açık ederseniz hocam şeyden de Evet. görebiliyorum. Ay sesim gitti. Sesim gitti. Chat bölümünden de sorularınızı yazabilirsiniz ama buradan hani söz alıp da raise hand'e basabilirsiniz ya da söz almak isteyenler el kaldırsa da takip edebiliyoruz şu anda. Hani sorularınız olursa proje geliştirmesiyle ilgili olarak. Şöyle bakıyorum. Sanırım Gülünay hocamızı ilk olarak gördüm. Gülünay hocamız, sonra da Ümit Gülsüm hocamıza söz verebiliriz. Evet. Evet, öncelikle merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba hocam. Biz Şanlıurfa'dan bu sene ilk defa katılacağız Explorer'a. Hani biraz inceledim ben kendim. Aslında tüm atölyelere katılmışım. Hepsi challenge'la ilgiliymiş. Üç yüksek şeyler içinmiş herhalde. Yani bugünü merakla bekledim. Çünkü hepsine izledim. EV3'leri anlattılar. Farklı şeyler anlatıldı. En son bugün bizimkine denk geldim. Şimdi öncelikle ilk sorumu sormak istiyorum. Bu mühendislik Buyurun defterinden hocam. bahsettiniz. Hani etkileşimli mühendislik defteri olarak online'da var. Bunun hani bize kitap şeklinde gelecek miydi keşif setinin içinde? Çünkü bize içinden çıkmadı. Hayır. Sadece keşif seti vardı. Hocam, Tuba hocam, ben de yanıtlayabilirim isterseniz. Evet, evet.
Bu sene tüm takım koçlarına ve danışmanlarına da hani mail de gönderiyoruz. Kitapçıklar hem çocukların mühendislik defterleri de dijital olarak göndereceğimiz için zaten etkileşimli hale getirdik. Ve onun kullanım yönergesini de hazırladık. Sizlere onu da zaten mail üzerinden iletiyoruz. Aynı şekilde takım koçlarımıza takım çalışma kılavuzlarını da dijital olarak gönderiyoruz. Tamam, yani somut bir şekilde elimizde olmayacak. Yok, hayır hocam, dijital olarak gönderiyoruz. Hani sezon başında da bilgilendirdiğimiz üzere bu şekilde yönlendiriyoruz. Tamam. Bir de Vedo 2.0 kullanacağız sanırım. Evet. Onun programını inceledim. Hani farklı bir program ama sezon dosyalarının içinde Scratch bilgilendirme de var. Hani hem Scratch üzerinden hem de Vedo 2.0 üzerinden mi ilerleyeceğiz? Vidoo'yu zaten video programını isterseniz Scratch Studio dokümanı size hazırlamıştık. Aynı zamanda web sitemizde de yer alıyor. Vidoo'yu programlarken Scratch Studio'dan da Anladım. Yani onu şu an ilk kez duyuyorum. Güney Sitede var o Hocam, zaman. şöyle yapalım isterseniz. Şimdi Tuğba Hoca'nın bu atölyesi biraz daha proje yönetimiyle ilgili. Eğer çocuklarla proje çalışma süresince ki sorularınıza yönelik kısımları şu an alalım. Diğer video artı kitaplarla ilgili bölümler için yarın Aylin'le haberleşin. Hem atölyenin hani akışı açısından daha anlamlı olur, hem de sizin sorularınızı yanıtlamış oluruz. Yani sizin sorularınızı yanıtsız bırakmak gibi bir niyetimiz olmamakla birlikte atölyedeki akışı biraz daha proje yönetim süreci, çocuklarla birlikte çalışmak, fikir oluşturmak, araçları kullanmakla ilgili kurgulamıştık. Bu arada Aylin bahsedecektir. Mart ayında bir koç toplantımız daha olacak. Ayrıca da özellikle hani video kullanımı vesaireye yönelik bir ihtiyaç varsa belki benzer bir atölyeyi onunla ilgili olarak da planlayabiliriz. Burada bolca destek olacak öğretmenimiz de çıkacaktır. Oradaki ihtiyacı da ayrıca karşılarız. O yüzden şimdi proje yönetimi ile ilgili olan, yani proje üretimi ve bunu çocuklarla çalışmakla ilgili olan sorularınızı alabilirsek daha iyi olur. Tamam. Ya benim Cumhur teşekkür ederim. hocamın rica ederiz hocam. Cumhur hocamın bir sorusu vardı. Online olacağını öngörerek çalışmalarınızı çevrimiçi ortak bir Lego modeli ortaya çıkarmak biraz zor olacak. Hocam bunu geçen sene süreçte şöyle yaptık. İşte bazı takımlarımızın Legoları okulda kaldı. Tabii bir anda biz evlere kapanınca. Ne yaptık? Süreci Lego ile değil de evde kendileri bir maket oluşturarak projelerini anlattılar. Ama bazı hocalarımız da ne yaptılar? Legoları öğrencilere paylaştırdılar. Mesela Hasan hocam bu şekilde yaptı. Hasan hocamı sürecini bildiğim için şey yapmak istedim. Hasan hocam öğrencilere dağıttı Legoları. Herkes bir parçasını yapıp daha sonrasında o parçayı anlattılar. Hasan hocam o aşamada neler yaptınız? Onunla da ilgili bir bilgi verebilir misiniz siz de? Sesiniz kısık hocam. Özür dilerim, herkese iyi akşamlar. Heyecandan birden söz gelince ne söyleyeceğimi şaşırdım. Geçen sene biz çok güzel yüz yüze bir dönem geçiriyorduk. Tam böyle proje, yani artık kendi projemizi yapacağımız zaman, hatta çizimlerimizi yaptık, işte alanımızı çizdik, nereye ne yerleştireceğimize karar vermiştik. Ve pandemi maalesef başladı. Yalnız biz o yani projemizin tahta üzerinde kafamızda kurgulamıştık hangi bölüme, hangi çalışmayı yapacağımızı. Burada da yine görev dağılımı yapmıştık öğrenciler arasında. Otomatikmen o tahta üzerindeki, mesela birisi M çatı ev yapacaktı. Sen evde yap dedim. İşte birisi örneğin dayanıklı bina çalışması yapacaktı. Parçaları verdim. Sen evde bunu gerçekleştir dedim. Veya işte erişilebilir çevre dostu binayı bir öğrenciye verdim. Bunun dışında videoyla kodlamayla ilgili işte robot, biz bir casus robot yapmıştık. Onu da mesela kodlamada en iyi olan öğrencime, hepsi iyiydi ama en iyi, yani daha hakim olan bir öğrenci, onu verdim. Ben de izledim. Böyle güzel bir süreç geçti. Size de desteklerinizden dolayı Aslı hocama, Aylin hocama, Tuğba hocama çok teşekkür ederim. Yani bu şekilde Legoları, hatta çocukları okula çağırmıştım. Geldiler, işte kafalarında her şeyi biliyorlardı. İhtiyacınız olanları alın dedim. İnanın fazlasını bile almıyorlardı yani. Birbirlerine lazımsa sana verin falan yapıyorlardı. Kendileri de paylaşıyor bir süre sonra. Yani neye ihtiyacı olduklarını da biliyorlar. Bu şekilde Aynen, paylaşıyor. proje
Projeye hakim olduktan sonra zaten neyi yapmaları, amaç belliyse, hedef belliyse Lego'yu tasarlamakta zorlanmıyor aslında çocuklar. Sadece o hedefe çocuklarımızı biraz yönlendirmemiz Evet, gerekiyor. aynen. Dediğimiz her zaman söylüyoruz biz. Diyoruz ki projemiz evet bazen şu hatayı da yapmadık mı? Yaptık ilk başlarda. Biz projemizi kafamızda belirliyoruz. Çocuklara diyoruz ki işte şunu şunu şöyle bir projemiz var. Bunun üzerinde yoğunlaşalım. Hayır, böyle yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer bir proje belirlediysek bile o hedefe çocuğu yönlendirecek sorularla oraya götürüyoruz. O hedefe götürüyoruz aslında. Bir de Sadece sorduğumuz sorular çok önemli. Çocuk kendisi keşfedecek, projeyi kendisi bulacak, kendisi araştıracak. Daha sonrasında zaten gözlemci karşısına geçtiği zaman anlatımı çok daha rahat oluyor. Büyük takımlarda da bu şekilde. Projeyi kendileri bulduklarında anlatımları daha rahat oluyor. Junior'da da kendileri. Junior şunu direkt söyleyebiliyor gözlemcilere. Aa, bunu öğretmenim buldu diyebiliyor yani. Çok evet. rahat bir şekilde söylüyor. Bu öğretmenimin fikriydi diyor direkt. Onun Evet. için hiç o riske girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Özellikle Tuğba Hocam anlatırken ben şunu yaptım diye ben hep notlar aldım. İşte şunu yaptım geçen sene. Yani bu ilişkilendir ve soru sorarak yönlendirmek gerçekten arkadaşlar çok etkili oluyor. Yani çocuklar bu sayede kendileri projeye hakim oluyorlar. Biz fazla bir şey söylemiyorduk. Mesela diyorduk ki işte şehrimizde ilk sorumuz buydu zaten geçen sene. Nasıl diyelim? İnşaat sektörü veya işte binalaşma, yapılaşmayla ilgili sorunlar nelerdir? Bunu araştırın dedik. Araştırıp geldiler. Bunlara karşı bu sefer çözüm yolları üretin dedik. Çözüm yolları bulup geldiler. İşte buldukları çözüm yollarını birbirlerine sundular, birbirlerine sorular sordular. Yani siz anlatırken bunları yaptım. Gerçekten çok faydalı oluyor. Çocuk da otomatikman konuya da hakim olmuş oluyor. Hakim oluyor. Aynen. Tuğçe hocamız el kaldırıyordu sanırım. Tuğçe hocamızın sorusu varsa. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Oradan. Merhaba Tuğçe hocam. Sesim geliyor sanırım. Geliyor hocam. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün ilk defa hani birçok kayıt yaptırıp ilk defa katılabilme imkanı buldum. Bir bebeğim var, saat hep çakışıyor duygu saatiyle. Öyle olunca ama mutluyum şu anda. Şöyle Batıkent Uğur Okulları'ndan katılıyoruz. İlk defa ben de hem Efelal Explore çalıştırıyorum hem de ilk defa böyle bir turnuvaya hazırlanıyorum. Çocuklarım çok heyecanlı, ben çok heyecanlıyım. Biz yüz yüze çalışıyoruz. Yaklaşık işte başvurumuzu yaptığımızdan beri her hafta yüz yüze geliyoruz. Hatta 15 tatilde de biraz sıkışa geldik. Birisi yazmıştı aslında eldiven kullanımı sıkıntı oluyor. Biz bunu bir sağlık çalışanına da danıştık. Eldivensiz olarak ama dezenfektanla ve çocuklar özellikle hiçbir şekilde yüzlerine ellerine yani değmeden daha sağlıklı yürüyebilecek diye. Bu şekilde çalışıyoruz. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnşallah yaşamayız da bundan sonra. Şimdi şöyle biz de aynı hatayı yapıyoruz sanırım. Yani sorulardan ziyade böyle bir panikle hani acaba şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Bir koç olarak biraz fazla dahil olma durumum var sanırım şu anda. Biraz daha anladım bunu. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada özellikle engelli bireyler ve hani normal bireylerin aynı ortamda kalp atışını hızlandırabilecek aktiviteye yönelik bir proje bulmaya çalışıyoruz ama burada mesela çocuklar bir takım şeyler düşünüyor ama şu konu benim kafamı kurcalıyor. Aynı aktiviteyi yapmalılar mı? Yoksa aynı şekilde kalp atışlarını hızlandıracak farklı aktiviteler yapabilirler mi? Karışık bir Aslında sorum oldu. yok anladım. Aslında benim de kitaptan anladığım şuna ben gittim. İlk takımla çalışırken çocukları beraber yapabilecekleri bir aktivite üzerinde ben biraz çocukları yönlendirmeye çalışıyorum aslında. Farklı aktiviteler değil de aynı aktiviteyi beraber yapabilecekleri hem engelli çocuklarımızın hem normal çocuklarımızın beraber aynı aktivite üzerinde kalp atışlarını hızlandıracak oyunlar üzerine
ben biraz yönlendirme yapıyorum çocuklara. Farklı şey değil ama yanlış mı düşünüyorum Aylin? Benim anladığım. Hocam aslında zaten ortak bir proje, takımın evet. ortak bir projesi olması gerekiyor. Tabii projenin alt dallarında çocuklar farklı şeylere de çalışabilir sizlerin yönlendirmesiyle ama normal şartlarda takımın bir tane ortak projeyi ortaya koyması gerekiyor. Yok, o öyle. Mesela o, şöyle anlatayım, daha doğrusu daha aydınlatıcı olması gerekir. Ben anladım Tuğçe Hocam. Şimdi mesela bir macera parkı gibi bir şey düşünün. Atıyorum bu macera parkında bir işte basket sahası varsa, bir tenis kortu varsa... Bunu işte her iki bireyin de, yani normal engelli bireyin de aynı eforu sarf edeceği hareketleri yapacağı şekilde tasarlamak mı? Yani atıyorum bir asma köprü varsa, bir tanesi tırmanma duvarından tırmanıyorsa, diğeri de tekerlekli sandalyesini zaten kollarını döndürerek çalışıyorsa, bu bizim istediğimiz sonuca ulaşır mı? Evet. Ben şöyle bir minik dahil olayım. Ulaşır hocam. Tabii zaten ki. Aslında takım çalışması kılavuzu da tam olarak bunu yönlendiriyor. Şimdi ben de yanlış bir bilgi vermemek için eş zamanlı olarak arkadan takım çalışması kılavuzunu açtım ki emin olayım diye. Burada aslında takım çalışması kılavuzu özellikle yeni başlayan öğretmenlerimiz için çok güzel bir yol haritası çizecek. Evet, kesinlikle. Adım adım, çok evet, teşekkür ediyorum. Tam olarak da aslında 2 yıl oldu takım çalışması kılavuzu ve mühendislik defterini kullanalı. Lego Education ve şeyde bunu sağlıyor. Orada adım adım yönlendiriyor ve açık olarak özellikle kalp atışı ile ilgili olan bölümde hem Marco'nun hem May'in biri engeli olan bir birey, biri engeli olmayan bir birey. Onların ikisinin de birlikte eğlenebilecekleri, hareket edebilecekleri, yani kalp atış hızında işte biraz böyle koşup yorulacakları bir alan yaratabilmek. Ama çok açık söylemek gerekirse küçük yaş grubundaki programımızda biraz daha çocuklara serbestlik bıraktığımız bir alan da var. O yüzden siz birlikte kurguladığınız oyuna engelli bireylerin dahil olabileceği bir ara parça da ekleyebilirsiniz ya da bir fikir de bekleyebilirsiniz. Yani engelli bireyler, bu arada birden fazla engellilik türü var. O yüzden onu evet. nasıl çocukları düşünürken sadece fiziksel engelli bireyler ve tekerlekli aynen. sandalye kullanan bireyler değil, diğer engel alanlarını da düşünmek anlamlı olacaktır çocuklara bir fikir verebilmek için. O yüzden engelli bireyler geldiğinde bunu nasıl kullanabilirler? Burada nasıl bir kolaylaştırıcılık olur? Biraz burada farkındalık kazanmalarını istiyoruz. O yüzden bu yapacağınız çalışma da uygundur. Bunu yaparken de aslında farklı bireyleri de düşünmeleri önemli. Girişte başta ya Aylin ya Tuba hocam söyledi. Yani daha yaşlı bireyler, onları dahil edebilmek. Çünkü sezonun teması aslında hareketsizlik. Çok büyük bir sorun. Bu korona sebebiyle gerçekten evet. şey tam bize oturan bir sezon teması oldu. Biraz ona düşündürmek. O yüzden ilerlediğiniz şeyde herhangi bir, yani çocukların süreci açısından da oldukça anlamlı olacaktır. Projeyle de oldukça örtüşüyor benim görüşümde. Yani programın hedefleriyle. Çok sevindim. Çünkü böyle bir hani bir teyitlik soru işaretleri vardı da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bakıyorum yandan. Ümmü Gülsüm hocam ilk başta el kaldırmış mıydı? Emin olamadım. Hani söz vermiyor olmayalım. Evet hocam. El kaldırdım. Öncelikle bilgisayarımla ilgili bir sorun oldu. Hem geç katıldım hem de kameram bozuldu. Özür diliyorum bu Yok, anlamda. Yok estağfurullah hocam. Biz kaçırmış evet. olmayalım el kaldırmanızı. Evet evet. Kameramla ilgili bir sıkıntı var. Açamadım o yüzden. Ama ben Bilim Kahramanları Derneği'nin bir üyesiyim artık. Öyle hissediyorum kendimi. Bu takımın bir elemanı olmaktan, bu takımın bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bu sene benim de 4. sezonum. Belki arkadaşlara hani destek olmak anlamında yaptığım çalışmalardan da bahsetmek isterim. Bu sezon için biz de yeni başladık aslında ama öncelikle takımı kurup bir takım olma bilinci oluşturmaya çalıştık uzaktan süreçte. İşte bir takım ismi koydular, oyunu oynadılar ekran karşısında. İşte bir takım hareketi belirleyin dedim. Bir hareket buldular kendilerini. Zaten tema da hareket olduğu için bir takım hareketi belirleyip her uzaktan eğitim sürecimize başlamadan önce o hareketle başlıyoruz. Yani takım ayağa kalkıyor ekran karşısında ve o hareketi yaparak sürece dahil oluyorlar. Sonrasında bir takıma logo oluşturdular. Şu an gözlemlediğim kadar çok da yeni sezonda yeni olan arkadaşlar var ama benim sürecim bu şekilde ilerliyor. Lego takım legolarını oluşturduktan sonra bir takıma slogan belirleme, işte
İlk başta biz bir oyunla başladık. Oyun nedir? Oyunun süreçleri nedir? Tarihi nedir? Oyun nasıl oluşmuştur? İşte oyunu herkes oynayabilir mi? Yaşlı, genç, engelli, engelsiz. Hani bu noktada çocuklara bir araştırma görevi verdim. Onlar da oyunun tarihçesini araştırıp hani nasıl ortaya çıkmış, dijital oyunlar, güncelde oynadığımız oyunlar, çocuk oyunları şeklinde. Sonraki haftada da bir oyun olsaydınız ne olurdunuz? Hangi oyun olurdunuz? Neden olurdunuz şeklinde ilerledik. Hani mesela bazı çocuklar şey dedi, körebe olurdum ya da işte bir Lego olurdum ya da oynadıkları kutu oyunlarından verdiler. Nedenlerini de açıkladılar. Sonra dedim ki uzaktan eğitim sürecinde bu oyunlarda kendinizi isimlendirir misiniz? İsminizin önüne ekler misiniz şeklinde ilerledim. Sonrasında kalp atış şeyini biz okulda bir kere toplanabildik. Lego bizim okulumuz izin vermeden çok yüz yüze olmamıza. Onu orada yaptıktan sonra dedim ki süreçte bize neye ihtiyacınız var? Hani nasıl bir uzman olsun? Öğretmenim biz kalbin yapısını bilmiyoruz. Kalp nasıl bir organ? Nasıl çalışır? Hani hiç tanımıyorlar çünkü. Hani ilkokul seviyesi olduğu için 3 ve 4. sınıf. Toplantımıza Fermi X öğretmenimizi davet ettik. O bize kalbin yapısını anlattı. Sonra biyoloji öğretmenimizi çağırdık ikinci toplantımıza. Ve biyoloji öğretmenimize de sorular yönelttiler. Sürecin bundan sonraki kısmında şu ana kadar geldiğimiz kısım bu şekildeydi. Yani oyunla başladık ama henüz tam bir şey oturmadı. Sürecin bundan sonraki kısmında bir sağlık çalışanı çağırmayı düşünüyoruz. Bir doktor davet etmeyi düşünüyoruz sürecimize. Akabinde daha sonra işte Gençlik Spor İl Müdürlüğü, belediyedeki sporla uğraşan insanlar. Ama önce sağlık kısmını yani biyolojik kısmını çözdükten sonra diğer uzmanlarla devam edip bu süreçte de projelerini şekillendirmeyi bekliyoruz. Ama çocuklar bu süreci yürütürken aynı zamanda kodlamayı da uzaktan süreçte götürmeye çalışıyorlar. Scratch'te çok güzel bir sunu hazırlamışsınız. Emeğinize, elinize sağlık. Yani hiç bilmeyen biri bile onları tek tek takip ederek ki ben de bilmiyorum. Bizde genelde bilişim öğretmenleri yapıyor bu işi. Ama ben orada onu görünce o kadar rahatladım ki ya ne kadar güzel bir rehber olmuş dedim. Hiç bilmeyen biri bile yani oradan süreci yürütebilir. Ve kılavuzlarınız da harika olmuş. Ben sadece süreçte yaşadıklarımı arkadaşlarıma aktarmak istedim. Tuğba Hocam paylaşımlarınız da çok güzeldi. Ben küçük küçük notlar da aldım. Emeğinize Teşekkür sağlık. ederim. Aslı Teşekkür Hocam, ederim. Aylin Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında sizin takımda da süreci yine çocuklar yönetmiş Gülsüm Hocam. Yani kime ihtiyaçları var, hangi bilgiye ihtiyaçları var? Çocuklar aslında çok da güzel yönlendirmişler sizin takımda da. Evet, süreci tamamen çocukların üzerinden gidiyor. Hatta ben hala ne kurgulayacaklarını çok da bilmiyorum. Kendi aralarında anlaşıyorlar. İşte Zoom programı üzerinde ben onları odalara gönderiyorum. May'in ekibi sizsiniz, Marco'nun ekibi sizsiniz diyerek odalara gönderiyorum. Sonra odalarda biraz sohbet edip tekrar çağırıyorum. Döndüklerinde ne yaptınız? Hani fikirleriniz neler şeklinde dönütler alıyor. Hani arkadaşlar belki bunları da kullanmak isteyebilirler. Güzel oluyor Evet, yani bu şekilde ilerlemek. oda çalışmasına da çok heyecanlanıyorlar. Ayrı ayrı odalara gidip ondan sonra orta alanda buluşacağız deyip bizim orası toplanma alanımız oluyor. Orta Evet. alanda buluşacağız şu dakikada dediğimiz zaman onda da bir heyecanlanıyorlar. O takım orada ne konuştu, o takım orada ne konuştu diyerekten de bir giriş çıkış oluyor. Bir de Güzel oluyor Zoom'da da takım odalar kuralları arkasında. belirliyorlar Tuğba Hocam. Mesela şey yaptılar. Şimdi egzersiz yapıyorlar ve fotoğraf atıyorlar takımın grubuna. Her gün yarım saat egzersiz yapma zorunlulukları Çok var. Ve fotoğrafları ister dışarıda olur, parkta olur, başka bir yerde olur. Hani o yaptıkları hareketin fotoğrafını gruba atıyorlar. Bu da onlara bir teşvik oluyor aynı zamanda. Aa, çok güzel. Çok güzel bir fikir hocam. Evet, Bunu bugün de katabilirim yine ben de. sizinle konuşurken bile bir öğrencim bana evde işte sınav çekiyor, bana onun resmini atıyor. Hani gruba atıyorlar daha çok. Böyle hep birbirlerini de tetikliyorlar. Güzel de bir süreç oluyor. Hem kaynaşıyorlar birbirleriyle. Ve hediyeleşme noktasında da çok güzel. Bir öğrencim geçen işte ilk buluşmamızda bütün arkadaşlarına, takım arkadaşlarına kendi yaptığı bir mum getirmişti. Bu da süreci olumlu yönde etkiliyor. Yani hani ortak böyle kendi yaptıkları şeylerle takım olma bilinci, arkadaş olma bilinci. Aslında sürecin bize verdikleri sadece Lego ve benzeri değil, aynı zamanda öz değerler kısmı çok kuvvetli. Bu noktada grup çalışması, işbirliğiyle Kesinlikle. çalışma. Yani süreç çok şey kazandırıyor gerçekten. Teşekkür ediyorum. Gülsüm Hocam çok teşekkür ederiz size de. Siz de Kayseri'deki aslında gönüllerimizdensiniz. Merak Makinesi Evet. Denizli'sinde de destek oluyorsunuz bize. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli paylaşımlar yaptınız. Özellikle yeni hocalarımız için. Hani proje dışında da takım çalışma örneği olarak güzel örnekler verdiniz.
Teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. İyi ki sizinle birlikteyiz. Çok sağ olun. Bir yandan Sadık hocamız da sanırım sorusu olacaktı. Hani kaçırmış olmayalım. Ona da söz verelim isterim. 6 yaş grubu 1. sınıf ve ilk defa katılıyorum. Hocam çok en zevkli, en çalışması zevkli yaş grubu diyebilirim. Notlara boğulmuş durumdayım hocam. Ağzınızdan çıkan her şeyi not alıyorum. Çok iyi gidiyor. Ama işte tabii benim sizin kadar kolay bu çocuklara bunu yani geçirmem çok zor gibi geliyor bana. Tabii ki yaşıma rağmen hala içimdeki çocuğu öldürmedim. İyi gideceğine inanıyorum. Gayet güzel. Şimdi yavaş yavaş şeyde Lego'da bütün girdiğim projeler 3-5. Sınıflar olarak geçiyor. Orada 1 ve 2. sınıflar için bir şeyler buldum. Hani o yelpaze yapmaktan tutun da şeye kadar. Yani sistemi bir kavratmaya çalışacağım. Sonra öz değerleri arkasından işte grubun içinde onu yaşatmakla ilgili. Ama çok faydalanıyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum. Sorduğum soruların çoğunun cevabını aldım. Sağ olun, var olun. İyi ki varsın. Bu grubun içindeyim. Teşekkür ediyorum hepinize. Sadık Hocam, geçen sene 1. sınıf çalıştıran bir hocamız vardı, Şahin Hocam Mersin'den. Tamamen öğrencileri 1. sınıftı. Ve size bir şey diyeyim mi? Fuarın can alıcı takımıydı orada. Çocuklar kendilerini o kadar rahat ifade ettiler ki, hatta belediye başkanıyla bir buluşma ayarlamıştık. O buluşmada bütün takımlar işte geldi, sunumlarını yapıyorlar belediye başkanına. Şahin hocamın sunumunu yapacak öğrenci öğretmenine şey diyormuş. Kapatmış kamerayı, öğretmenini aramış. Öğretmenim, bunların hepsi ekrandan okuyor herhalde, kağıttan okuyor. Ben bir şey yazmadım, ben sadece konuşacağım demiş. Sen konuş oğlum demiş. Nasıl konuşuyorsan konuş. Ve fuarın şeyi oldu, maskotu oldu diyebilirim sizlere. Biz de onlar çok rahat oluyorlar hocam, 1. sınıflar ve inanın o fuarın tadını çıkartıyorlar. Ne biliyorlarsa onu anlatıyorlar zaten. Öğrendikleri her kelimeyi anlatıyorlar. Proje anlamında da hızlı ilerlersiniz. Onlar araştırma yetenekleri biraz daha güçlü oluyor. Özellikle Ümmü Gülsüm hocamın fen bilgisi öğretmenlerini çağırması vesaire gibi. Ben de olmasa da biz yaklaşık 7-8 sene önce ortaokulduk. Daha sonra ayrıldık. İlkokulduk şu anda. Çok tabii 27 seneden sonra bir sürü öğretmen arkadaşım var. Onları ben getireceğim. Mühendisler getireceğim. İşte benim de kafamda bir sürü şey var bakalım. Hepsi çok güzel olur hocam. Ellerinize sağlık şimdiden. Çok teşekkür ederiz Sadık Hocam. Size de çok güzel bir süreç geçireceğinize eminiz takımınızda da. Heyecanınız onlara da yansıyacaktır. Çok sağ olun. Bir yandan bakıyorum, hani yeni söz almak isteyen kaçırdığımız bir hocamız olmasın diye. Halit'ciğim, ben bir soru sorabilirim eğer tabii soru gelmezse. Biz fuarlara gelen ve çocuklarla fuarlarda iletişim kuran dernek ekibi olarak bazen şeyde zorlanıldığını görüyoruz. Burada hem Tuğba hocam nasıl bir yönlendirme yapar proje geliştirme sürecinde, aslında iki konu var. Bir tanesi bazen çocuklarla ortak bir proje fikri ne ulaşmakta takımların zorlandığını görüyoruz ve fuarlara gittiğimizde 6 çocuk 6 farklı proje çıkıyor. Yani teknik olarak zaten Explore programı bir yarışma olmadığı için orada hiçbir gözlemci çocukları zorlamıyor. Ama biraz daha programın ana kazanımlarından bir tanesi ortak bir fikre ulaşmaları. Bu da takımın tek üyesinin değil tabii ki de hepsinin bir katkısının olduğu bir bütünlüğü içeren bir şey olmalı. İkincisi de bu ortak proje çalışması ve ardından da Lego modelinden bunu anlatacakları çalışmayı yaparken sizin nasıl tavsiyeleriniz olur? Yine bazen fuarlara geldiğimizde bazı öğretmenlerimizle yapılan çalışmaların gerçekten bir bütüncül olduğunu görüyoruz. Sonuçta maksimum 6 çocuk olabiliyor ve örneğin geçen seneden yola çıkalım, şehirlerle ilgili yapılan şeylerde işte biri elektrikli ev yapmış, biri bilmem ne yapmış ama aslında orada bizim beklediğimiz bütüncül bir proje olması. Yani bir şehir tasarlandıysa bile bu şehrin kendi içinde bir bütünlüğünün olması gibi. Bunu nasıl sağlayabilir öğretmenlerimiz? Bunun küçük yaş grubunda biraz hani en azından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Belki benzer kaygıları ya da ihtiyaçları olan öğretmenlerimiz de vardır. Aslında evet hocam, buyurun.
Siz buyurun önce istiyorsanız. Yok Esra Hocam buyurun. Ben devlet okulunda çalışıyorum. Destekleriniz için önce teşekkür ediyorum hepinize. Ben ilk fuara gittiğimde birinci sınıfla katılmıştım. Birinci sınıfla katıldığımda şunu fark ettim. Aslı Hanım'ın dediği gibi onlarda malzeme çok fazla. İşte motorlu parça çok fazla. Biz çocuklarımla işte ortak bir proje yapmak zorundaydık. Çünkü motorumuz bir tane. Sensörümüz bir tane. Malzememiz çok az. Ve kısıtlı olduğu için biz bunlara yoğunlaştık. Ama biz oraya gittiğimizde hep kolej vardı. Tek devlet okulu bizdik. Onlar işte bir sürü yapmışlar. İşte ben diyor ki dönen işte bunu yaptım. Ben işte hareketli şunu yaptım. Hani her çocuğun hareketli bir parçası vardı. Biz öyle görünce zaten şey hani bizde yok işte bizde niye yok? Öğretmenim bizde niye yok? Hani bizde yok. Bizde bir tane var. O yüzden hani bir taneye yoğunlaştık. Bizde az parça var. Hani bence bunun etkisi olduğunu düşünüyorum bu projede. Bizde az olduğu için mecburen ortak hani bir proje yapmak zorundayız. Hani ortak mesela hareketli neyi hareketli yapalım? İşte neyi tek yapalım? Kısıtlı ama diğer şeylerde onu biraz kısıtlamanız zor olabilir. Yani hani nasıl diyeyim? Parça şey, sınırı olması lazım. Hocam sizinki ama... doğru olan aslında. Buradaki önemli olan aynen. Herkesin farklı... Tuba Hocam size bırakayım ben konuyu. Bir heyecan yaptım. Önemli. Esra Hocam aslında Aslı'nın dediği gibi sizin yaptığınız doğru. Tek bir proje üzerinden gidip... evet. İnşa kısmını da hep beraber aynı hedefe yönelik yapmaları gerekiyor. Yani bir evet. Tane motor, evet hareketli motor, neye hangisini hareketlendireceklerse ona beraber karar vermeleri gerekiyor. Ondan hı-hı. Sonrasında da inşa kısmını da yine beraber götürmeleri gerekiyor. Sizin yaptığınız doğru aslında. Projede ortak yol bulmak, ortak yol, evet ilkokulda biraz zor olabiliyor projede ortak yol bulmak. Ama yönelttiğimiz sorularla yani hedefimiz ne? Karşıya geçmek. İşte bir kaldırımdan diğer kaldırıma geçmek. Hedefimiz bu. Bir öğrenci diyor ki ben paten kayarak geçeceğim. İşte ben bisikletle geçeceğim. Ben yürüyerek geçeceğim. Ben üst geçidi kullanacağım. Ama hedef neresi? Hedef orası. Karşı kaldırım. Biz bütün çocukları o hedefe yönlendirmeliyiz. Ama bir tane yolu seçtirmeliyiz. İşte en kestirme ya da en araştırmada kuvvetli olduğumuz yön neresi? Hepimiz bisiklet kullanabiliyor muyuz çocuklar? Evet, hepimiz bisiklet kullanabiliyoruz. O zaman biz hepimiz bisikletle geçebilir miyiz? Hepimiz bisikletle geçebiliriz. Hedefe tek yoldan ilerlemelerini sağlamak. Sorularla çocukları o yöne çekmek, ilkokul kısmında sorularla öğrencileri yönlendirmek biraz daha kolay aslında. Büyük yaş grubu olduğunda biraz daha böyle farklı yönlere dağılabiliyorlar. Araştırmalarını güçlendirip aslında bizi daha zor duruma sokabiliyorlar. Ama küçük yaş grubu grubunda biz öğrencilere tek bir yola kanalize edebiliyoruz. Önemli olan orada soruyu rahat sormak ve daha sonrasında da yine gidecekleri noktaya o yolu bizim açmamız gerekiyor. Siz doğru olanı yapıyorsunuz hocam. Her tarafta farklı proje, her tarafta farklı fikir değil. Tek bir fikir üzerinden gözlemciye hepsi bir anda böyle aynı projeyi anlatmaları daha etkili oluyor. Hem de bir takım çalışmasını. Çocuklarımız maalesef ki yeni jenerasyon bireysel çalışmaya çok alışık olduğu için biz takım çalışmasını aslında öğretmek. Hedeflerimizden biri de beraber çalışmayı, paylaşmayı öğretmek. Aslında bu aşamada da bu fuarlar ve turnuvalar çok güzel çocuklarımıza örnek oluyor diyebilirim. Çok teşekkürler Tuba Hocam. Rica ederim. Esra Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ahmet Hocama da söz vermek istiyorum ama ben... Olur hocam, ben de. Ahmet Hocam olmadan olmaz. Teşekkür ederim. Tuğbacığım, özellikle son söylediğin bizim için en önemli nokta aslında. Belki de benim ya da bütün aslında yıllar geçtikçe takım koçlarımızın en önemsediği nokta bu oluyor. Mesela biz First Lego League'in hem ortaokul tarafında hem ilkokul tarafında ya da lise tarafındaki takım çalışmalarında en önemli noktanın dönüp dolaşıp gelip takım çalışması olduğunu her zaman gördük. Yani ortak proje üretmekte de, ortak masa başı çalışmasında da, ortak Lego tasarımı çalışmasında da biz aslında öncelikle onlara bir takım olmayı sevdirmek ya da göstermek zorundayız. Ben bugün mesela First Lego League takımıyla çalıştım. Bugün sahaya çıktık, top oynadık, hareket ettik veya başka şeyler yaptık.
Yani projeyi belki 10 dakika konuşmadık 3 saat içerisinde. Ama takım olduk. Takım olmayı sağladık. Sonra akşam toplandık Zoom'da. 3 saat sonra proje konuştuk. Mesela hani en önemli olay aslında takım olabilmek. Takım olmayı öğretmek. Ondan sonra zaten ortak çalışmayı, kendileri de ortak projeler çıkartmayı öğreniyorlar. Aynen Ahmet Hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Ahmet Hocamıza da. Sizin de fikirleriniz ve tecrübeleriniz çok kıymetli oluyor bu süreçte. Deneyimli koçlardan biri olduğunuz için çok sağ olun, çok teşekkürler. Bir yandan bakıyorum sanırım. Cumhur Hoca'nın sorusu var. Onu evet, aslında konuşmuş muyduk? Aslında genel olarak görmeyenler için de söyleyelim. Sanal Lego modeli oluşturabileceğimiz bir Web 2 aracı veya oyun var mı diye Cumhur Hocamız da sormuştu. Aslında Scratch Studio'yu konuştuk. Ama direkt hani bir örnekte belirtmemiştik. Scratch Studio'dan Vdoo ile birlikte hani keşif setini modellerken oradan da yararlanabileceklerini söylemiştik hocalarımızın. Hı hı. Tekrar hatırlatalım, Secret Studio'ya da yine web sitemizden Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor sayfası yeni sezon dokümanları arasında yer alıyor. Biz sizlere tekrar bir bununla ilgili hani koçlarımıza mail gönderip de hatırlatma da yaparız. Çünkü ara ara zamanlarda da Secret Studio'yu henüz fark etmemiş hocalarımızın olduğunu gördük son günlerde. Bunun da tekrar hatırlatmasında bulunuruz. Aynı zamanda COVID dokümanı da yer alıyor. Bu hani bu süreçte nasıl çalışacağınıza dair de çok soru alıyoruz. Hem turnuvaya katılacak takımlardan hem festivallere katılacak takımlardan. Yine web sitemizden COVID dokümanından da yararlanabilirsiniz. Bu süreçte takımlarınızla çalışırken kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Son olarak şeyi de söyleyebilir miyim? Takımların buluşması güzel oluyor. Bu aşamada takımlarımızı buluşturabiliriz. Çocuklarımızın paylaşım yapmasını, proje konusunda paylaşım yapmalarını da sağlayabiliriz. O aşamada da tüm koçlarımıza, danışmanlarımıza da ben de destek olabilirim. Takımlarımı buluşturabilirim. 3 tane takımım var. Ben şeyi de hatırlatabilirim. Hemen not alıyorum. Tuba Hocam, bu bilginizle, bu verdiğiniz son notla da ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Haftalık bültenlerimiz de lütfen maillerinize, özellikle pazartesi günleri biz sizlere öğleden sonra haftalık bülten gönderiyoruz. Bu first takımlarına özel oluyor. Yani sadece Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor değil, turnuvalara katılacak takımların koçlarına yönelik de hatırlatmalar oluyor. Mesela takımların bu sene sosyal medya hesabı kullanan takımlar varsa, İşte Instagram özellikle aktif kullanıyor, takım üyeleri görüyoruz. Yani takıma özel hesapları da biz hani bu bir web sitemizde de toplayıp oradan hani başka takımlarla etkileşime geçmenizi de kolaylık olacağını düşünüyoruz. Yine haftalık bültenlerimizi takip etmenizi ve takımlarla ilişkilerinizi geliştirmenizi biz de hatırlatmış olalım. Ben burada tekrar Cumhur Hoca'nın sorusuna döneceğim. Oraya takılmış gibi bir şey, belki bilmeyen öğretmenlerimiz vardır diye. Scratch Studio aslında proje dışındaki bir çalışma olacak. Yani çocuklarla uzaktan robotik kodlama çalışmalarını yürütebileceğiniz bir platform. Bu arada Emine hocamız, Emine Bostan hazırladı dokümanı. Gerçekten ben hocalarımıza da katılıyorum. Adım adım, yani ben daha önce hiç kullanmamıştım. Emine hocanın yönergelerini takip ederek şu an benim de Scratch Studio'da Emine hocayla bir ortak grubumuz var. Hatta yanlış bilmiyorsam Tuba hocam ve Ahmet hocam da hazırlık sürecinde destek oldular. O biraz daha çocukların, yani ana keşif modelinin ve de video setinin sizde olduğu bir uygulamada çocuklarla birlikte online'da kodları yazabiliyorsunuz. Çocukların yazdıkları kodlar Scratch Studio'da hemen sizin ekranınızda gözüküyor ve böylelikle uzaktan çalışabiliyorsunuz. O biraz daha model. Ama proje üretimi, Lego inşası için benim bildiğim kadarıyla bir program yok. Burada çalışmalarını uzaktan devam eden öğretmenlerimize ailenin bahsettiği COVID dokümanında önerdiğimiz ve en önceliklendirdiğimiz çalışma, biliyorsunuz keşif setinizin içinden 6 tane plaka çıkıyor ve de keşif modeli dışında serbest inşa için Lego modelleri çıkıyor. Onları bölüştürerek çocuklara vermek. Burada da aslında az önce Tuba Hoca'ya sorduğum soruya referans vererek aslında onu sormuştum. Çocuklar uzaktan bir şey inşa ederken onların bir bütünü inşa etmesine de fırsat sağlamak lazım. Yoksa her çocuk kendi evinde
tema ile ilgili bir şey inşa eder ama onların bütünlüğü sağlanamaz. Emine Hoca ile bu konuyu çünkü çok uzun tartıştık ilk eğitim süreçlerinde. Burada hani öğretmenlerimizin çocukları o bütünlüğü sağlamaya yönelik yönlendirmesi önemli. Burada Tuğba Hocam'a birkaç önerisi oldu. Diğer hocalarımız paylaştı. O paylaşımın anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama hani online'da benim bildiğim kadarıyla böyle Legolardan inşa edilebilecek bir çalışma yok. Ama yine sanıyorum Scratch ve benzeri şeyler üzerinden Lego dışı materyallerle senaryolar, hikayeler, çocukların projelerinin çıkış noktasını oluşturabilirler. Uydurmadım değil mi hocam? Yani bunu yapabilirler. Aynen, aynen. Ben bir şey söyleyebilirim gene. Hafta sonuki eğitimde bir tane hocamız söylemişti. Bu Lego modeli oluşturabileceğimiz Minecraft'ta odalar oluşturuyormuş. Çocuklara görev verip Minecraft'ta hani Legolar gibi ya, onunla görevleri o oyun üzerinden yapıyormuş. Hani bu da belki öğretmen arkadaşımıza yardımcı olabilir. O yüzden paylaşmak istedim. Ben de bir şey sorabilir miyim? Nazlı hocam sanırım. Evet, değil mi? Kocaeli'den. Ben de geçen merhaba dönem hocam. Katıldım aranıza. Ben bir köy okulundayım. Geçen sene desteklendik. Bu sene de devam. Benim için bu kadar kolay değil de öğrencileri yönlendirmek. Hem birinci sınıf hem taşımalı eğitim veren bir okul. Ayrıca çocukların teknolojik imkanların altyapısının olmaması. Legolarla ilk defa buluşuyor olması. Okuma yazma süreci hepsi bir arada bir bütün halinde devam etti. Fakat biz yaratıcılık sürecini tamamlayamadık. O yüzden hani bu takım buluşmalarında yani ben sizden destek bekliyorum. En azından benimle iletişimi geçip hani bizi yönlendirecek ya da çocuklarla buluşturulacak bir takım bizim için daha iyi olacak. Tabii hocam bu aşamada destek olabilirim. Takımlarımızı buluşturabiliriz, beraber de yürütebiliriz. Geçen senelerden beraber çalıştığımız takımlarımız da vardı. Hasan hocam, işte Mersin'deki birçok takım koçuyla beraber yürüttük. İşte toplantılar yaptık. Sizlerle de takımlarımızı da buluşturabiliriz. O anlamda destek oluruz hocam. Tamam, teşekkür ederim. O zaman bekliyorum ben. Tamam hocam. Ben mutluyorum hocam. Ben yavaştan bakıyorum. Yavaş yavaş atölyemizin sonuna da geldik. Sizleri de çok uzun saat tutmak istemiyoruz. Çok da keyifli bir atölye olduğunu düşünüyorum. Hani ve de çok da verimli olduğunu düşünüyorum. Tuğba Hocam tekrar size çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Ya sizinle buluşmak çok her zaman bize çok keyifli geliyor zaten. Her zaman da yeni şeyler de öğreniyoruz. Tecrübelerinizi, deneyimlerinizi, takım üyelerinizle olan paylaşımınızı burada da aktardığınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Aynı zamanda katılımcı hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yani gerçekten sizlerden de yeni fikirler duymak ve de deneyimlerinizi paylaşmanız herkes için çok yararlı ve çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ekstra dediğimiz gibi bugün aslında biz proje sürecine Tuğba hocamızla değindik. Ama süreçte sorularınız olduğunda bize minik bkb@bilimkahramanlari.org hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bu programımız özelindeki sorularınız için. Biz de elimizden geldiğince size destek olacağız. Aynı zamanda dokümanlar, farklı dokümanları biz de araştırdıkça, öğrendikçe sizlerle de paylaşacağız. Ben bir yandan Emine hocamızla da iletişim halindeydik bugün. Bu şeyle ilgili, Cumhur hocamızın sorusuyla ilgili olarak ben ona da sormuştum. Belki onu da paylaşayım son olarak. Lego Digital Designer, ben chatten de yazayım. Bunu hocalarımız incelerse yararlı olabileceğini iletti. Şöyle yazayım bir yandan. Küçük yaş grubu için mi? Evet. Onu bu sanal yarışma gibi programlarda kullanıyor hocalarımız zaten. Biraz ama ben de çok hakim değilim. Biraz turnuvalarda, yani büyük takımlarda biraz evet. Daha böyle daha iyi kullanılıyor gibi bilmiyorum. Minikler için de yine incelemelerinde fayda olabilir diye yazdı. Ben hani Cumhur hocamızın sorusu üzerinden ilerlemiştim. Tekrar hocalarımızla bir inceleyip hani kendinize uygun görürseniz eğer zaten kullanacaksınızdır bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hocam sizin de sonunda ekleyeceğiniz bir şey var mı? Biz en son kaçmadan bir ekran görüntüsü de alacağız yine isteyeceğiz bakalım uygun olanlar.
Ben teşekkür ederim. Öncelikle sizlere Aylin, Aslı teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim desteklerinden dolayı. Süreçte bir soru olabilir olursa, takımlar buluşması olursa her zaman her türlü desteğe açığım. Telefonumu da alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Güzel bir sezon geçeceğine inanıyorum. Küçük yaş grubuyla çalışmak her zaman keyifli. Evet, büyüklerle çalışmak da keyifli ama küçük yaş grubuyla ayrı bir keyif. Eminim güzel bir fuar geçecektir hepimiz için. Uygun olan